Kelebek kiriş tasarım kuralları, kelebek kirişte mahsal sayısı, kirişin hiperstatiklik derecesine eşittir. Mahsallar konurken sistemin taşıyıcılık özelliğine dikkat edilmeli. Sistemin bir kısmının taşıyıcılık özelliği bozulup bir kısmı hiperstatik olarak kalmamalıdır. Bunun için arkadaşlar kenar açıklıkları en fazla bir, orta açıklıkları en fazla iki mahsal konulabilir. Yani aslında burada bir hiperstatik sistemi, yani bir sürekli kirişi, bir gerber kirişi haline getirmek için mahsalları nasıl koymanız gerektiğini anlatıyor arkadaşlar. İki mahsal konulan ara açıklıklarda komşu açıklıklara mahsal konulmamalıdır. Yani ne demek istiyor aslında? Şuradan başlayalım açıklamaya. Kenar açıklıklara en fazla bir, yani şöyle bir sürekli kirişimiz var arkadaşlar. İşte şurada bir sabit mesnet, şuralarda ise kayıcı mesnetlerimiz var. Diyelim şöyle. Kenar açıklıklara en fazla bir. Kenar açıklık burası arkadaşlar. Şuralara en fazla bir tane koyabilirsiniz. Orta açıklıklara en fazla iki mahsal konulabilir. Şuraya da en fazla arkadaşlar iki tane koyabilirsiniz. Neye göre? Yine hiperstatiklik derecesine göre. İki mahsal konulan, şöyle silelim bunları. İki mahsal konulan ara açıklıklarda, diyelim ki ara açıklıklara sen iki tane mahsal koydun. Evet. Komşu açıklıklara mahsal konulmamalıdır. Yani iki açıklık buraya koy, mesela şuraya iki tane koyduysan arkadaşlar komşu açıklıklara mahsal koymayacaksın. Daha sonrakilere yine mahsal koyabilirsin. Bu şekilde. Yan yana komşu iki açıklık mahsalsız bırakılmamalıdır. Yan yana komşu iki açıklık mahsalsız bırakılmamalıdır. Yani şöyle, eğer bir tane mahsal koyuyorsan bir tane de komşusuna mahsal koyacaksın anlamına geliyor arkadaşlar. Yani iki tane komşu açıklık mahsalsın. Mesela bir buraya bırak, bir de buraya vermeyeceksin. Mesela şuraya atlayıp. Ama eğer iki tane veriyorsan tabii ki ne olacak? Komşu açıklıklara mahsal koymayacaksın. Ama bir tane koyuyorsan o zaman komşusuna da yine bir tane, en az bir tanesini bir yanına da koymak zorundasın. Yan yana komşu iki açıklığa iki mahsal konulmamalıdır. Evet, bunu söylemiştik. Mahsallar nasıl yerleştirirse yerleştirirsin, kirişte bir açıklık mahsalsız bırakılmalıdır. Yani kirişte yine en az bir tane mahsal olmayan açıklık olması lazım diyoruz arkadaşlar. Bir ankastre mesneli olan gerber kirişlerde bu kurallara bazı değişiklik yapılabilir. Ankastre mesnetli kenar açıklığa iki mahsal konulabilir. Diğer slayttaki maddelerden E maddesi uygulanmayabilir. Bakalım arkadaşlar E maddesi neydi? Mahsallar nasıl yerleştirirse yerleştirirsin işte bir açıklık mahsalsız bırakılmalıdır demiştik. Ama eğer bir ankastre mesnetiniz varsa arkadaşlar bu buna dahil değil. Ankastre mesnetli bunu söyledik. Ankastre mesnette açıklığa en az bir mahsal konulmalı diyoruz arkadaşlar. Şimdi uygun olmayan mahsal yerleştirmelerine bakacağız. Bakın yine bir sürekli kirişimiz var A'da. Ve burada yine bir sabit mesnet ve buralarda birer kayıcı mesnetlerimiz mevcut. Baktığımız zaman iki kuvvet burada, tek kuvvetler de buralarda oluşur arkadaşlar. Şöyle. Dolayısıyla 2, 3, 4, 5, 6, 6 adet kuvvetimiz var. Eksi diyorum. 3 artı mahsal sayısına bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle de yapabiliriz zaten. Kaç tane mahsal koyarsam burası 0 olur. 6, 3 tane mahsal koymam lazım. Burada kaç mahsal var arkadaşlar? 1, 2, 3 ve 4. Bakın bu sistem bir tane mahsal fazla arkadaşlar. Dolayısıyla zaten ne demiştik? Arda arda iki açıklıkla yan yana mahsal koyamaz değil mi? Dolayısıyla uygun bir mahsal yerleşimi olmamış. Hem mahsal fazla hem de iki tane bir yere koyularak diğer yerlere de yine iki tane yan yana iki tane konulamaz. Yani eğer bir tane konuluyorsa konulurdu. Dolayısıyla burada iki kuralı da ihlal etmiş oldu. İkinciye baktığımız zaman arkadaşlar yine iki tane burada kuvvetimiz. Burada tek, burada tek, burada tek ve burada tek. Yine baktığımız zaman 2, 3, 4, 5, 6 tane burada. Dolayısıyla kaç adet dediğimiz gibi mahsal olması lazım arkadaşlar? Ki 0 olsun 3 tane değil mi? Dolayısıyla 1, 2, yine 3 ve 4 tane konulmuş arkadaşlar. Yine bu sistemde uygun bir sistem olmamış. Biraz önce dedik arkadaşlar ankastre değil mi? Ankastre bağlı sistemlerde ne yapıyor? Burada yine burada 3 tane vardır arkadaşlar. Ankastre sistemlerde 3 tane bir de moment var burada. Yani şöyle. Bunu biraz temizleyerek yapalım. Ankastre mesnetlerimizde arkadaşlar 1, 2
ve burada bir de moment kuvveti. Yani bir kesme kuvveti, bir normal kuvvet, bir de moment diyagramı. Şey moment kuvvetimiz var burada. Tamam mı? Dolayısıyla 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane arkadaşlar. Eksi diyorum. 3 artı kaç mahsal olması lazım ki izostatik olsun? 4 tane. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. Evet, bunu izostatik hale getirmiş. Ne demiş? Şekil C'de 1 ve 2. mesnetler arasında hiperstatik kalmış. 1 ve 2. mesnetler arasında. Buna karşılık 4. mesnetin bulunduğu kısımda mekanizma durumuna getirmiştir. 4. olan kısımda mekanizma durumuna getirmiş. Tabii ki ankasi de koymuş ama bu sefer ankasi için geçerli kurallarımız burada. İşte kenar açıklığına 2 mafsal konulmalıdır demiş. Bakalım kenar açıklığa 2 tane mafsal konmuş mu? Bakın şurası kenar açıklık arkadaşlar. 2 tane mafsal konmamış, 1 tane konmuş. Dolayısıyla o kuralları da yine buraya uygulayıp uygulamadığına baktık. Şimdi şekilde mafsalların teşkili ve dıştan görünümü gösterilmiş. Mesela şu gördüğünüz kısım arkadaşlar, bakın şurası büyütülerek ne hale getirilmiş? Şu şöyle. Mesela görmüşsünüzdür bu köprülerde falan veya başka yerlerde. Ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle geliyor, tamam mı? Şöyle mesela şurada ayak var. Şöyle ayak yapalım, şu kolon yapalım. Giriş buradan geliyor şöyle. Şöyle bir kısım yapılıyor. Sonra diğer giriş ne oluyor arkadaşlar? Şöyle yapılıyor değil mi? Şöyle devam ediyor. Dolayısıyla burada ne yapıyorlar? Hareketi sağlayan bir şey koyuyorlar buraya. Yani aslında burada ne oluşturuyor arkadaşlar? Bir mafsal sistem oluşturuyor. Değil mi? Daha sonra yine bu devam ediyor şu şekilde. Ve diğeri de yine bunun üzerine şöyle gelecek şekilde devam ediyor. Yine bir ayağa bağlanıyor. Aslında bunu resmini göstermiştim ben size. Tabii böyle olmaz. Tam tersi olması lazım. Yani böyle olduğu zaman kişi aşağı düşer. Şu taşıyıcının uzunluğu altta olması lazım değil mi? Yani şu şekilde olması lazım. Şöyle. Yine şöyle yapalım. Ve şuradan da şöyle gelecek. Şöyle bir sistem değil mi? Bunu zaten resmini göstermiştim. Sadece şu bağlantı bölgesini büyüterek gösterilmiş. Güzel olmuş şurada arkadaşlar. Görüldüğü gibi şu ayrı, bu ayrı. Şuradan ne yapıyor? Hareket halinde olabiliyor. Evet, devam edelim. Gerber kirişin iç kuvvet hesabı için hesap adımları arkadaşlar. Gerber kiriş mafsallarından ayrılarak kendi kendine taşıyıcı olan kısımlar alt sıraya, bunlara oturan kısımlar üst sıraya. Ne demek istiyor arkadaşlar? Biraz önce çizdiğim şekil şöyle değil miydi? Mesela şöyle bir sistem olduğunu düşünelim. Tamam mı? Şurası olmadı. Şöyle bir sistem düşün arkadaşlar. Alttaki sistem şöyle geliyor. Şimdi burada 1, 2 ve 3 adet şeyimiz var değil mi arkadaşlar? Durumumuz var. Yani kirişimiz var. Şimdi şunu anlatıyor arkadaşlar. Mafsallarından ayrılarak. Ayıralım mafsalları. Bakın ayırdım arkadaşlar. Şöyle birincisini ayırdım. Birincisi burada. Tamam mı? İkincisini ayırıyorum bakın arkadaşlar. İkincisi de şöyle. Bakın. Ayırdım. Üçüncüsünü de ayırayım arkadaşlar. Üçüncüsü de yine alt ayırayım şöyle. Bakın. Üçüncüsünü de şöyle ayırdım. Yani gerber kiriş mafsallarından ayrılarak kendi kendine taşıyıcı olan kısımlar alt sıraya ve bunlara oturan kısımlar da üst sıraya. Bakın kendi kendine taşıyıcı sistemleri var. Bunlara oturan hangisiydi? İkincisiydi değil mi? 1 ve 3 oturuyor. Oturan kısımda ne yaptım? Üste çizdim. Şurada. Taşıyıcı sistem şeması elde edilir. Evet, taşıyıcı sistem şeması böyle. Önce taşıyıcı kısımlara oturan parçalar kendi üzerlerine etkileyen kuvvetler altında hesaplanır. Ne diyor arkadaşlar? Önce taşıyıcı kısımlara oturan parçalar kendi üzerlerine etkileyen kuvvetler altında hesaplanır. Şimdi şuradan arkadaşlar buna bir G kuvveti gelecek değil mi? Burada Y yönünde bir GY kuvveti. Dolayısıyla bu da aşağı doğru onun üzerine bineceği için bu da aşağı doğru bir GY kuvveti. Aynı kuvveti uygular ve sistem dengede olur. Yine burada bakacak olursak işte buraya G1Y derseniz arkadaşlar. Burası da ne olur? Yine aşağı doğru G2Y ile ve burası da yukarı doğru G2Y ile tepki kuvveti oluşturur. Ve aynı şekilde arkadaşlar burası bu tarafa doğru bir GX ile iterse burası da şöyle bir bu tarafa doğru GX kuvvetiyle yani G1X kuvvetiyle iter. Dolayısıyla burası G2X kuvvetiyle iterse burası da
Yani bu kiriş de diğer kirişe G2 X kuvvetiyle itiş uygular ki sistem dengede olsun. Doğru mu? Daha sonra bunlardan meydana gelen masalardaki tepki kuvvetleri taşıyıcı kısma ters yönde aktarılarak, bakın taşıyıcı kısma ters yönde, yani şu taşınan, bu taşıyıcı. Dolayısıyla taşınanın aşağı doğru G kuvveti, bakın taşıyıcının yukarı doğru G kuvveti, yani birbirine ters yönde, ondan bahsediyor. Taşıyıcı kuvvet, tepki kuvvetleri taşıyıcı kısma ters yönde aktarılarak, kendi üzerlerine gelen yükler göz önünde bulundurularak taşıyıcı kısımlarda hesaplar. Bunu sorularda ayrıntılı olarak göstereceğim zaten. Her bir parçanın kendi kesit tesir değerleri, her bir parçanın kesit tesir değerleri birleştirilerek tüm sisteme ait kesit tesirleri de bulunmuş olur. Yani ilk önce bu parçadan bir, işte buradan bir AY varsa arkadaşlar, AY'yi, GY'yi toplayacaksınız. Üzerine yük varsa buradan ilk önce AY, GY'yi bulacaksınız. Sonra G artık burada bulundu. Şuradaki G'ye bulunmuş oldu. Dolayısıyla buradaki G'ye 2 bulacaksınız. G'ye 2 bulduktan sonra buradaki gelip BY'yi bulursunuz. Artık bunu bildiğiniz için falan GY'yi. Onun gibi sistemi birbirini takip ederek ilerleyecek. Sorular kısmında tabii bundan ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Yani bir sürekli kiriş ekmeğe benzetirseniz arkadaşlar, bir gerber kirişini de dilimlenmiş ekmeğe benzetebiliriz. Örneğin arkadaşlar bakın şimdi. Burada sistem, bakın arkadaşlar, mafsal olan kısımlar şurası. Mafsal kısımlardan ayıracağız. Yani şurası birinci kısım. Şuradan da kestiğimiz zaman şurası ikinci kısım oldu. Şurası da üçüncü kısım oldu. Yani sistemi birinci kısım, sistemi ikinci kısım ve sistemi üçüncü kısım diye ne yaptık? Ayırdık arkadaşlar. Bunları bakın ayırdığımız kısımda alttan mesela şu ne yapıyormuş arkadaşlar? Yukarı doğru G1. Bu da aşağı doğru G1. Doğru mu? Yani bu aslında 2-1'in üzerinde düşünebilirsiniz. Dolayısıyla G1 aşağı doğruyken burada ise yukarı doğru tepki kuvvetleri oluşturuyor. Zaten aşağı yukarı aynı kuvvet olduğu zaman birbirini sıfırlar ve zaten sistem dengede olur değil mi? O yüzden buraya G2, aşağı G2. Dolayısıyla şunu, mesela şurada bir denge denklemi yazacaksanız, toplam G eşittir sıfır denge denkleminden birincisi için, ne dersiniz arkadaşlar? 40 aşağı doğru artı dersiniz. 20 çarpı işte şurasının mesafesi neyse orası. 20 çarpı işte A diyelim oraya, uzunluğuna. İşte ondan sonra eksi dersiniz G1. Çünkü G1 eksi yönde. Ve eksi AY dersiniz ve sıfır eşitlersiniz. Yine aynı şekilde bunun içinde toplam X, toplam, yani şu denge denklemlerini uygularsınız. Toplam X eşittir sıfır, toplam Y eşittir sıfır ve toplam moment işte hangi noktaya göre alacaksınız? İster A noktaya, ister B noktasına, ister C noktasına alıp onu sıfır eşitlerseniz. Buradaki AY'yi, BY'yi, CY'yi, D'ye ve buradaki Y1, Y2 kuvvetlerini de ne yaparsınız arkadaşlar? Bulmuş olursunuz. Evet. Yine bir sürekli kiriş sistemimiz var. Sürekli kiriş sistemi masallar konulara gerber kiriş haline getirilmiş. Bakalım sistem izostatik mi arkadaşlar? Bir önceki sisteme de bakalım izostatik bir sistem olmuş mu? Bakın şurada 2 adet kuvvetimiz var. Şurada 1, 3, şurada 4, şurada 5. 5 tane kuvvetimiz var. Eksiltiyorum. 3 artı mafsal sayısı kaç tane olması lazım ki 0 olsun? 2 tane. Bakalım 1 ve 2. Gerçekten de arkadaşlar 2 mafsal ve sistem 0 oldu. Yani izostatik oldu. Şimdiki sisteme bakalım. Burada 2, burada 1. Burada da 1, burada da 1, burada da 1. Toplam 2, 3, 4, 5, 6 adet kuvvetim var. Eksi diyorum 3 artı kaç tane olması lazım ki izostatik olsun? 3 tane değil mi ki 0 olsun? 3 tane, o zaman bakıyorum 1, 2 ve 3 tane de gerçekten sistem izostatik hale getirilmiş. Daha sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Bu mafsal kısımlarından böleceğiz, keseceğiz yani. Ve bunları ayrı bir olarak değerlendireceğiz. Birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım ve dördüncü kısım diye. Birinci kısmı alta bakın arkadaşlar, kademe kademe üste çıkmış. Şimdi şuradan kestiğiniz zaman aşağı doğru G1, yukarı doğru da G1 kuvveti. Ayrıca zaten burada P1 kuvveti var. Yine ikinci kısım şuradan kestiğiniz zaman burada G2 kuvveti aşağı yukarı oluşacak. Yine şuradan kestiğiniz zaman G3 kuvveti aşağı yukarı oluşacak. Ve bunların hepsini teker teker kendi içerisinde ayrı ayrı çözüp neleri bulacağız? A'yı, B'yi, işte buradaki G1 kuvveti, C'ye kuvveti, G2 kuvveti, D'ye kuvveti. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Bulmaya çalışacağız ve sistemi çözülebilir hale getirdikten sonra çözmüşlerine geçeceğiz. Evet, burada
Şekil 4'te verilen gerber kiriş sisteminin kullanıldığı köprü modelini söylemiş. Bunu biraz önce de söylemiştik zaten arkadaşlar. Yine bunu da ne yapacaksınız? Ayrı ayrı sistemi, yani şurada bir mafsal, şurada bir mafsal, şurada da bir mafsal olduğunu düşünebilirsiniz bu sistemde. Mafsal detayında zaten gerçek hayatta bu şekilde olduğunu da ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Aşağıdaki şemada verilen arı mafsallı sistemlerin taşıma şemalarını çiziniz demiş arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Burada, şurada burası sabit olduğu için burada 3 tane kuvvetimiz oluşur. Burada bir tane, bir tane, bir tane. Dolayısıyla 3, 4, 5, 6 tane kuvvetimiz var. Dolayısıyla 6 eksi arkadaşlar 3 artı mafsal sayımız kaç olması lazım ki 0 olup izostatik hale gelsin? 3 tane zaten de kaç tane var? 3 tane sistemimiz var değil mi? Bunun gibi bunları da ne yapabiliyorsunuz? Uygulayabiliyorsunuz. Biraz önce burada işte o A'yı çözmüş arkadaşlar. Şu A'yı ne yapmış? Çözmüş yani şöyle ayırmış birbirlerine. Bunu ekrana ikisine alma şansım yok herhalde. Şöyle yapayım bir saniye arkadaşlar. Şöyle yapabilirsek. Şimdi burada da biraz yakınlaştırabiliriz. Şöyle yaparsak. Bakın arkadaşlar şimdi burada bir adet mafsalımız var. Dolayısıyla şu girişi 1 kabul edip 6 alabiliriz. Bakın öyle yapmış şu birincisi. Yük aktarımı yani ne demektir? Burada aşağı doğru G1, burada aşağı yukarı doğru bir G1 kuvveti var. Daha sonra şuradan böleceğimiz için artık burası ikinci kısım oldu. İkinci kısım da yine burada birbirine yük aktarımı. Üçüncü kısım burada ve altta diğer kısımda altına yapmış. İşlemiş alta. Şimdi arkadaşlar B'ye bakalım. B'de ise ne yapmış? Bakın şuradan ayırdı. Çünkü mafsalımız burada. Şuradan ayırdı. Dolayısıyla burada kaç tane arkadaşlar? 3 tane burada var. Bir tane burada, bir tane de burada. 3, 4, 5. 5 eksi 3 artı kaç olması lazım? 2 adet mafsalımız olması lazım. Zaten 2 tane de mafsalımız var. Bu sistemde yine kendi içerisinde bu şekilde ne yapıyor arkadaşlar? 1, 2 ve 3 kısım olarak mafsallardan bölerek ayırıyor diyebiliriz. Evet. Arkadaşlar konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste soru çözümüne geçeceğiz. Bununla alakalı sorularla daha da iyi pekiştirmiş olacağız. Şimdilik konumuz bu kadar. Kendinize iyi bakın.